işe çıkarken korkuyoruz, vedalaşarak çıkıyoruz. Yani biz bu acıyı artık yaşamak istemiyoruz. Gerçekten yürekten söylüyorum. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Motokurye aslına bakarsanız her işi yapar. Nedir mesela? İnsanlara, halkımıza lazım olan her şey. Mesela evrak götürür, yemek taşır, eczane medikal şeyleri taşır. Acil olan bütün evrakları ve bütün şeyleri biz motokuryeler taşırız. Aslında biz motokuryeler halkımızın, insanlarımızın eli, kolu, ayağıyız. Neden? Çünkü bütün lazım olan her şeyi bizler taşırız. İsmim Mehmet Timurtaş. 2007'de motokuryeliğe ilk olarak Beyoğlu'nda başladım. Evliyim. İki kız çocuğu babasıyım. Yaklaşık 16-17 senedir kuryelik işiyle yapıyorum. Mesleğim kuryelik. Kuryelik yapıyorum. Kazancımı, ekmeğimi, çoluğum çocuğumu, rızkını kuryelik yaparak kazanıyorum. Farkındalık, motosikletli kuryeleri fark etmelerini istiyoruz. Yayaların bir anda önümüze atlamamasını istiyoruz. Taksicilerin ve otobüslerin bir anda önümüze kırmamasını istiyoruz artık. Oluşan çukurlardan, yağmurlardan su birikintisini artık bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Dökülen çöplerden, çöp konteynerlerinden yağlar dökülüyor ve motosikletlerin kayarak kaza yapmamıza sebep oluyor bunlar. Bir an önce bunların da önüne geçmesini istiyoruz ve katil bariyerleri değil de motorcu dostu bariyer istiyoruz. Çünkü o bariyerler yüzünden birçok arkadaşımız, birçok meslektaşımız, birçok canımız vefat etti. Biz bunlardan dolayı son derece müzdarip ve öfkeliyiz. Önceden bundan burada çay içiyoruz, bir haber alıyoruz, ölmüş, vefat etmiş ya da sakatlanmış ya da kaza yapmış. Dün Feridun diye bir arkadaşımız vardı. Yunus Emre Göçeri arkadaşımız da öyle değil miydi? Beraber çay içiyorduk onunla. Dün Feridun diye bir arkadaşımız da kamyon eldi abi. Ondan sonra 3 tane kaza geçirdi, bizim Birat da kaza geçirmiş, haberin var mı abi? Yok. Birat'ın kolu beli kırıldı, Taner abinin diz kapağı kırılmış, bir günde iç kişi ardı orada kaza geçirdi. Mustafa Köyük. Haberim yok ya. Tabii Birat'ın şu an beli kırık, kolu kırık. Çok adam sol şeritte arabayı bırakıyor, bekliyor öyle. Sağ şeritte şeye de çekiyor. Direkt sol şeritte duruyor. Çocuk da fark etmiyor, arkadan geliyor vuruyor. Koluyla bekliyor. Ne zaman oldu bu olay? 2 gün önce. Deme ya. Hepsi de 5'e dakika arayla. Kazalı. Abi artık var ya, yani... Ya üzülmekten başka bir şey daha gelmesi lazım elimize yani. Bu kazalara, bu ölümlere artık yani bir el atılmalı. Bir motokuryenin günlüğü ilk önce ailesinden helalleşerek, vedalaşarak geçiyor. Çünkü bizim yaptığımız iş maalesef çok çok tehlikeli bir iş. Çünkü istatistikler de beni doğruluyor. Son 4 gün içerisinde 7 meslektaşımızı, 7 canımızı, 7 insanımızı kaybettik. Biz bundan son derece çok müzdaribiz. Çok öfkeliyiz, çok canımız yanıyor. Vedalaşarak çıkıyor. Ondan sonra öyle... Sonra paket almaya gidiyoruz. Müşteriye paket teslimatıyla uğraşıyor. Teslimatı götürüyoruz. Trafikte zorluklar çekiyoruz. Maalesef yaşadığımız karda, fırtınada, yağmurda paketleri götürürken çok çok zorlanıyoruz. Özellikle kar ve fırtınada maalesef paketleri, siparişleri götürürken bazı kazalar da oluyor. Çünkü yerde buzlanmadan dolayı, motorların fırtınada sarsılmasından dolayı kazalar oluyor ve sakatlanmalar ve maalesef ölümler oluyor. Biz günümüz çoğunluğu bu şekilde geçiriyoruz.
Biz motokuryeler sosyal medyada örgütleniyoruz. Ne gibi mesela? Facebook, Telegram ve WhatsApp gruplarımız var. Örneğin bir arkadaşımız kaza geçirdiği an oradan örgütlenip, oradan toparlanıp gideceğimiz yeri oradan seçip, oradan hep beraber örgütlenip bir şekilde gidiyoruz. O arkadaşımıza o sosyal medya aracılığı ile yanında dayanışmaya da oluyoruz. Mesela biz sadece kaza ve ölümlerde değil, yaşadığımız problemlerde, herhangi bir sıkıntıda da sosyal medyadan örgütlenerek karar alıp, sosyal medyadan örgütlenip öyle karar alıp öyle birleşiyoruz. Öyle destek oluyoruz. Öyle dayanışma içerisinde yer alıyoruz. Şu an hali hazırda bir derneğimiz yok ama dernek girişimimiz var. Dernek girişimimiz olacak. Çünkü biz bu işi çoktandır yapıyoruz. 2007'den beri yaptığımız için birçok motokurye ve meslektaşlarımızın bizleri tanıdığı, bildiği için biz alanlarda, meydanlarda da arkadaşımızların yanındaydık. Emek alanlarında, hak yeme şeylerinde yanındaydık. Onların yanında da olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki birleşe birleşe kazanacağız. Biz bu ülkede askeri ücretle çalışan işçiler olarak soruyoruz. İşveren temsilcileri, sarı sendikaların ve devlet yetkililerin oluşturduğu askeri ücret komisyonunun neden yıllardır alın teriyle çalışanları ve aileleri açlık sınırının altında belirlenen askeri ücrete mahkum ediyor öyleyse? İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Ağzına sağlık. Eyvallah. Heyecanlandın mı? Nasıl? Şu çay içeceğiz. Gel sen de çay iç. Esnaf kuryelik SSK'lı haklardan yararlanmama adıdır. Patronların bütün sorumlulukları çalışana yıkma yönüdür esnaf kuryelik. Yani bu yönle patron çalışan ilişkisi değil de taşımacılığını üstlenmiş bir X şirketi olarak gözüktüğü için esnaf kuryelikte bu patron çalışan ilişkisi olmuyor. Sadece taşımacılığını üstlenmiş bir şirket olarak gözüktüğü için, bağ kurulu olduğu için tüm sorumlulukları emekçileri yıkma yönüdür esnaf kuryelik. Bir an önce giydiğimiz, yani arabada o kaput neyse, bizim giydiğimiz ekipmanlar da bizim kaportamız. Bundan dolayı fahiş vergiler alınmasını istemiyoruz. Fahiş KDV alınmasını istemiyoruz. Bu KDV'lerin, vergilerin motorculara, giydiği kıyafetlere en azından düşürülmesini istiyoruz. Vallahi ufak kısa bir şey de ben söyleyeyim sana. Tabii tabii, buyur abi. Ben de 30-31 senedir bu işi yapıyorum. En eski kuryelerden biriyim. Allah uzun ömürler versin. Allah'a şükrediyorum. Her gün sabah çıkıyorum, akşam evime geliyorum. Bizim nesilliklerimiz var, devletimizden, şeyimizden, ama şöyle bir şey var. İstanbul trafiğinde artık motorcular artık adam yerine koymuyorlar. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Hani her gün çıkarken benim bu işe başlarken 300 tane kurye arkadaşım vardı. En az 200 tanesi öldü. Kendi dikkatsizliğinden değil ama. Karşı tarafın dikkatsizliğinden, ya arkadan vurdu, öldürdü. Hani şükürler olsun biz yaşadık. Bu da benim eski arkadaşım. Bak, 28 senelik arkadaşım. Hani yaşayanlar, eski yaşayanlar, işi bilenler gene bir şekilde yırtıyor da. Evet. Yeni başlayanlar filan, işi az bilenler çok tehlike altında. Ve devletimizden bir şey daha istiyoruz. İstirham ediyoruz. Bize belirli bir noktalarda nasıl böyle gelip de arkadaş bizim kahrımızı çekiyor 15 senedir, 20 senedir. Yani
Yani 20 senedir karnımızı çekiyor, çayımızı veriyor. Soğuk havalarda donacağımız zaman üşüyoruz. Artık gidebilecek halimiz kalmıyor. Ellerimiz, ayaklarımız artık donuyoruz. Artık oturduğun yerde uyusam donacağım, öleceğim. Hani o şok şekillerde insanlara evrak yapıştırıyoruz, götürüyoruz. Hani biz de kardeşim o kadar çok yavaş gittiğimiz zaman da işimizden kovuluyoruz. Evet. Hani normal bir standardı nedir? 70'tir, 80'dir. Hız baskısı üzerimizde yani çok. 70-80'dir, hız baskısı çok üzerimizde. Ama şimdi sen kalkıp da 70'in de 80'in altına da düşersen zaten ya işinden kovuluyorsun, aç kalıyorsun. Zaten ben o saatten sonra ölsem de bir şey fark etmiyor. Ya bu işin maalesef bir standardı yok. Ehliyeti olan herkes kuryelik yapabiliyor. Biz motokuryeler bundan son derece müzdaribiz. Çünkü yani ileri sürüş şeyi almadan, bir eğitimden geçmeden maalesef ehliyetini alır almaz kuryelik yapıyor. İstatistikler de beni doğuruyor. En çok doğruluyor. En çok kurye ölümleri gençlerden oluşuyor. 20 ve 25 yaş arası bir eğitimini almadan, bir sürüş sertifikası almadan direkt kuryelik yaptığı için, yani motoru bilmediği için, yolu bilmediği için, yani motor sürüşü kullanacağını, nasıl direksiyon hakimiyeti olmadığı için kazaların bazı sebepleri de bundan gerçekleşebiliyor maalesef. Bilinçsiz kullandıkları için hani maalesef ki bundan. Biz bu duruma el atılmasını ve bir an önce ileri sürüş eğitimlerinden geçmesini ve MYK mesleki yeterlilik sertifikası olmadan kuryelik yapılmayacağını istiyoruz ve MYK mesleki yeterlilik sertifikasının bir an önce zorunlu hale gelmesini istiyoruz.